Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim çocuklar için Siyer programını sunar. Güzel, yüzü güzel, kalbi güzel dostum. Çocuklar için Siyer programına hoş geldin. Nasılsın bakalım, görüşmeyelim. Hı? Efendim? İyisin. Ah, çok sevindim. Ben mi? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bu arada çok güzel bir haber aldım senden. Ne mi? Şu, sofraya oturmadan önce ellerini yıkıyor ve Bismillah diyerek yemeye başlıyormuşsun. Bu harika. Ömür boyu bu güzel alışkanlığının devam etmesini dilerim. Hadi şimdi nerede kalmıştık, tekrar edelim. Ne dersin? Sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam artık 40 yaşındaydı. Ömrü boyunca hep iyilikten yana olmuş, insanlara, hayvanlara, çocuklara, kadınlara, kötü davrananlara karşı gelmişti. Ataları gibi her şeyi sadece Allah'ın yarattığına inanıyordu. Arada Mekke'ye yakın bir dağ olan Hira Nur Dağı'na gidiyor, Hira mağarasında birkaç gün kalıyor, Allah'a dua ediyordu. Ramazan ayının 16'sına 17'sine bağlayan gece çok güzel bir şey oldu. Sabaha karşı mağara ışıklarla doldu ve Melek Cebrail gelip "Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, çünkü Rabbin cömerttir. O insana kalemle yazı yazmayı ve bilmediği şeyleri öğretendir." ayetlerini iletti. Bunlar Alak adı verilen bir surenin ilk 5 ayetiydi. Yani ilk ayetlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hem şaşırmış hem de korkmuştu. Olanları hanımı Hazreti Hatice ile paylaştı. O da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a destek oldu. Birlikte bir gün Varaka'ya gittiler. Olanları ona da anlattılar. O da gelenin Melek Cebrail olduğunu, görevinin Allah'ın sözlerini peygamberlerine iletmek olduğunu söyledi. Ayrıca Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a son peygamberlik görevi verildiğini de ekledi. O artık bir peygamberdi. İlk insan, ilk peygamber nasıl Hazreti Adem'se, son peygamber de bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dı. O da tüm peygamberler gibi tüm insanları hep güzel işlere davet edecekti. Ama Allah izin verene kadar bunu açıkça yapamazdı. O yüzden ilk davetini hanımı Hazreti Hatice'ye yaptı. O da bu daveti sevinçle kabul etti. Hemencecik şehadet getirip ilk Müslüman, ilk inanan oldu. Şehadet getirmek ne demek bilen varsa parmak kaldırsın. Hı? Ooo, vay, amma da çokmuş. Bilmeyenler de sakın üzülmesinler. Benim de bilmediğim öyle çok şey var ki şu hayatta. Bu ne demek aslında? Öğrenme heyecanını yaşayacağım çok şey var demek. Ne güzel, öyle değil mi? Yine konumuza dönmek gerekirse, şehadet şudur küçük dostum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demek. Yani ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir demek. Biz Müslümanlar onu gün içinde sık sık tekrar ederiz. Bu güzelim cümleyi söylemeyi severiz. Namazda her oturuşta okuduğumuz Ettehiyyatü duasının sonunda da o vardır. Evet, ne diyordum? Hazreti Hatice ilk inanan,
ilk Müslüman oldu diyordum. Gül yüzü dostum, Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselama abdest almayı ve namaz kılmayı öğretti. Çünkü namaz çok özel bir ibadetti. Ve bu özel ibadeti yaparken Allah bizim temiz olmamızı istiyordu. Namaz kılarken üstümüzün ve namaz kılacağımız yerlerin temiz olmasını seviyordu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice'ye de abdest almayı ve namaz kılmayı öğretti. İkisi birlikte Allah'ın istediği gibi ayakta duruyor, eğiliyor ve secde ediyorlardı. Allah'ım, benim bir tek sahibim var, o da sensin. Seni çok seviyorum diyorlardı böylece. Namazda Allah'tan yardım istiyor, onun tek Rab olduğunu tekrar ediyorlardı. Çünkü her şey onundu. Dağlar, dereler, çiçekler, kelebekler, sincaplar, okyanuslar, kocaman filler, balıklar, yıldızlar, güneşler hepsini o yaratmıştı. Güneş onun istediği gibi tam saatinde doğuyor ve yine onun istediği zaman batıyordu. Ay da böyleydi. Sanki güneş dünyanın lambası ya da sobası, ay da gece lambası gibiydi. Kapkara gökyüzünde ayı seyretmek, ah ah ne kadar güzeldi. Miyav diyen kediler, cik cik öten kuşlar, mö diyen inekler, hav hav diyen köpekler, vızz diye gezen arılar, me diyen kuzular, gülüşen çocuklar, ne güzeldi. Her şey pek de bir düzenliydi. Bu kadar çok canlıya rağmen insanlar kirletmezse doğa tertemizdi. Pırıl pırıldı. Hiçbir kirlilik yoktu. Her şey yerli yerindeydi. Peki onları dünyaya kim yerleştirmişti? Kim tüylerini yaratmıştı? Kim onlara kendilerini koruyacak pençeler, dişler vermişti? Kim güzel sesler vermişti? Kim koskoca dünyaya yemyeşil çimen halısını sermişti? Üzerine çeşit çeşit değişen çiçek desenleriyle süslemişti. Kimdi sonbaharda ağaçların yapraklarını sarartan? Tüm bunların sorularını soruyordu insanlar kendilerine. Kim? İşte peygamberler bu yüzden vardı. Bu soruların doğru cevaplarını vermek için. Çünkü tüm bunları Allah yaratmıştı ve peygamberler de bize onu tanıtıyorlardı. Allah'ın tüm bunları niçin yarattığını, bizden ne istediğini bize iletiyorlardı. O yüzden de okumak önemliydi. En başta da bunları okumak. O yüzden de Allah'ın ilk emri buydu. Oku. Çünkü etrafındakileri okumak, onları yaratanı tanımaktı. Evet, bir de Allah'ın kitapları var tabii ki peygamberlere gönderilen. Biz Müslümanlar onların hepsine inanırız. Zebur Hazreti Davud aleyhisselama, Tevrat Hazreti Musa aleyhisselama, İncil Hazreti İsa aleyhisselama ve bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselama gönderilmiştir. Sana şöyle anlatayım gül yanaklı dostum. Ben küçükken, yani okula gitmiyorken bir sürü masal kitabım vardı. Onları bana babam almıştı. Ama onları okuyamıyordum çünkü okuma yazma bilmiyordum. Sonra annem bana sayfalarını teker teker çevirerek okumaya başladı. Meğer içlerinde neler 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 varmış. Dinledikçe çok sevdim. Tekrar tekrar okumasını istedim. Sonra okula gitmeye başladım. İlk başta harfleri tanımıyordum tabii ki. Öğretmenim yavaş yavaş sabırla arkadaşlarıma ve bana okumayı öğretti. Ya okumanın yollarını gösterdi. Artık kendim okuyabiliyordum ve bundan dolayı çok mutluydum. İşte peygamberler de böyledir. Tıpkı annemiz ya da öğretmenimiz gibi anlamsız harfleri ya da rakamları anlamamızı ve sevmemizi sağlarlar. Bak mesela matematik kitapları gibi. Yani hani elimizi ilk aldığımızda böyle bize çok zor gelebilir. İlk aldığımda mı of of o benim için her zaman zor diyebilirsin. Ama
güzel ders anlatan, sabırlı, sevgi dolu bir öğretmenle o kitap zamanla sevdiğimiz ve anladığımız bir kitaba dönüşüverir. Sayılar bize gülümser. Ding! Peygamberler de böyledir. Çevremizde olup bitenleri okumak istediğimizde. Mesela tüylü, minik burunlu, süt içmeyi seven, böyle patileri olan bir kediye hayretle bakarız biz çocuklar. İşte bize onu kimin yarattığını peygamberler söylerler. Onlara sevgiyle yaklaşmamız gerektiğini öğütlerler. Aynısını kendileri de yaparlar tabii ki. Bize onların neden var olduklarını anlatırlar. Bu yüzden hayatımızda peygamberler çok 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 önemlidirler. Evet, yine kaldığımız yere dönelim. Hazreti Hatice annemiz ve peygamberimiz Muhammed aleyhissalatü vesselam yine birlikte namaz kılıyorlardı. Biliyorsun peygamberimizin amcasının oğlu Ali de onlarla kalıyordu. Onları namaz kılarken gördü. Bu daha önce hiç görmediği bir şeydi. Namaza ara verince sordu. Ya Muhammed, az önce biraz ayakta durdunuz, karşınızda biri varmış gibi eğildiniz, sonra da secde ettiniz ve bunu birkaç defa tekrar ettiniz. Söyler misiniz siz ne yapıyorsunuz, bu yaptığınız nedir? Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam amcasının oğlu Ali'ye sevgiyle baktı. Ya Ali dedi, bu yaptığımız bir ibadet, adı da namazdır. Biz her şeyin tek sahibi olan Allah'a ibadet ediyoruz. Ben de onun görevlendirdiği peygamberim. Seni de bir olan Allah'ın dinine girmeye davet ediyorum. Ali bir süre düşündü. Amcası oğlu Muhammed'in ne kadar iyi ve sevgi dolu bir insan olduğunu biliyordu. Babası Ebu Talip de onu çok severdi. Güvenirdi. Onu tüm Mekke halkı severdi. Fakat duyduklarına çok şaşırmıştı. Ben bunu beklemiyordum. Biraz şaşırdım. Ne diyeceğimi bilemiyorum doğrusu. Babama bir sormak istiyorum, dedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu yeni dini etrafa duyurmak için henüz Allah'tan bir emir almamıştı. Ali'ye dedi ki, ya Ali, bu davetimi düşün. Eğer kabul etmezsen gördüklerini gizli tut. Kimseye bir şey söyleme, olur mu? Olur ya Muhammed, dedi Ali. Hazreti Ali o sırada 10 yaşlarındaydı gül yüzü dostum. Gece boyu düşündü, düşündü, düşündü. Sonunda bir karar verdi. Sabah olunca Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yanına geldi ve düşündüm ve bir karar verdim. Allah'ın davetini kabul ediyorum, dedi. Ve kelime-i şehadet getirerek İslam'a giren ilk Müslüman çocuk oldu. Peygamberimiz buna çok sevindi. Böylece dünya üzerindeki Müslümanların sayısı 3'e yükseldi. Ali'den sonra aynı evde birlikte yaşadıkları Zeyd de Müslüman oldu. O günden sonra Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd radıyallahu anhuma Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yanından hiç ayrılmadılar. Biz de olsak ayrılmazdık, öyle değil mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onlara abdest almayı ve namaz kılmayı öğretti. Zaman zaman birlikte Kabe'ye gidip orada da namaz kılıyorlardı. Bir zaman sonra Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice, Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd kırlarda, vadilerde ibadet etmeyi daha uygun gördüler. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'in yanından hiç ayrılmak istemiyordu. Bu Ebu Talib'in karısı Fatıma'nın dikkatini çekti. Merak etti. Kocasından neler olduğunu öğrenmesini istedi. Ebu Talip yeğeni Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı aradı. Onları namaz kılarken buluverdi. Namazlarının bitmesini bekledikten sonra selam verdi ve ne yaptıklarını sordu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yaşadıklarını anlattı. Sonra da amcacığım dedi, bu din İslam'dır. Yolu tüm peygamberlerin ve atamız İbrahim aleyhisselamın yoludur. Davet edeceklerimin başında da sen varsın. Sen
Buna herkesten çok layıksın. Putlara tapmaktan vazgeç ve bir olan Allah'a ibadet et. Ebu Talip biraz düşündü. Acaba etrafındaki onca insan ne derdi, ne düşünürdü? Ben eski dinimden dönmem ama yemin ederim ki ben yaşadıkça kimse sana bir kötülük yapamaz, dedi. Sonra oğlu Hazreti Ali'ye döndü. Muhammed seni hep iyiliğe davet eder. O ne derse yap ve yanından ayrılma, dedi. Hazreti Ali bu duyduklarına çok sevindi. Şimdi içi daha rahattı. İşte böyle. Peki daha sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine başka uyanlar, başka katılanlar oldu mu? Öyleyse onlar kimlerdi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ona inananların başına neler geldi? Tüm bunları bir sonraki bölümlerde anlatacağım sana. Seni ve o tertemiz dünyanı çok seviyor ve bir sonraki Çocuklar İçin Siyer programında buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kal diyorum. Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim çocuklar için Siyer programını sundu.